Sonic bazen filmlerde, bazen oyunlarda, bazense çizgi dizilerde karşımıza çıkan bir karakter. Birçok kategoride onu görsek de bizi her seferinde şaşırtırdı. Gerek hızıyla gerek karakteriyle. Bu sene çıkan filmde de bunun izini çok görmüştük. Bu arada bu filmi izlemediyseniz mutlaka izleyin çünkü izlemeye değer bir film. Videonun başlangıcında o filmden biraz bahsetmek istiyorum. Tabii çok spoiler vermeden. Sonic bir kaza sebebiyle dünyada yaşamak zorunda kalıyor. Tabi hızıyla ilgi çeken Sonic polislerin de ilgisini çekiyor ve tıpkı GTA'daki gibi 5 yıldızla aranıyor. Bu sırada dostlar da edinen Sonic Doktor Robotnik'ten kaçmaya çalışıyor. Bu uzun pençe. Beni o yetiştirdi. Aynı Obi-Wan Kenobi gibiydi. Onun gagalı ve fare yiyen versiyonu. İkinci filmi ise 2022'de çıkacak eğer bir aksilik olmazsa. Ancak Sonic'le ilgili ileride video planım olduğu için burada kessek iyi olur. Bu arada Sonic'in 1996 yapımı bir filmi daha var. Özellikle müzikleri ve konusu gayet iyiydi ancak onu internette bulamazsınız. Filmlerden kısaca bahsettiğimize göre artık Sonic Boom ve Sonic X'i karşılaştırmaya başlayabiliriz. Ancak karşılaştırmayı yapmadan önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yoksa Sonic çok sinirlenir ha. Şimdi videomuza geçelim. Karşılaştırma yaparken ilk önce bakmamız gereken yer IMDb puanları. Bu arada videonun sonlarına doğru hangisini daha çok sevdiğimi de söyleyeceğim. Sonic X'in IMDb'si 6,2 iken Sonic Boom'un 7. Yani ortada çok nadir bir durum var. Reboot orijinal seriyi IMDb konusunda yeniyor. Bu nadir durum Shira'da da görülmüştü. Beğenilme oranlarına bakarsak Sonic X'in %93, Sonic Boom'un ki %89. Yani şu anda bir eşitlik söz konusu. Sonic Boom daha çok Amerikan tarzı bir çizgi filmken Sonic X anime tarzı bir çizgi film olarak karşımıza çıkıyor. Ama Sonic X'in önemli bir diğer yanı ise oldukça havalı, kendi kafasına göre takılan anti kahraman özelliğe sahip Shadow'u daha çok göstermesi. Hatta Shadow'un gerçek hikayesinden bile bahsediliyor. Ancak Sonic Boom'da sadece son bölümlerde Shadow görülüyor. Bu bakımdan Sonic X çok daha iyi. Senin sarandı gölge. Onu da eve doğru zoplamak ister misin? Belki de bana doğru zaplamak istersin. Olmaz mı? Tabi Sonic X çok eski bir yapım. 2003'te çıkmış. Sonic Boom ise 2014'te. Bu sebeple aralarında çizim ve kalite farkı söz konusu. Ayrıca Sonic X'e HD bulamazsınız. Sonic Boom'da aşk olayı pek görülmedi. Çünkü yeni nesil çizgi filmlerde aşk konusundan neredeyse hiç bahsedilmiyor. Ancak Sonic X'te Amy Sonic ilişkisi çok bariz bir şekilde göze çarpıyor. Sonic X'te dünya çok daha geniş. Yani Sonic dünyanın her yerine seyahat edebiliyor. Üstelik yerinde durmuyor. Karakterlere de bakalım biraz. Knuckles Sonic Boom'da çok aptal yapılmış. Ancak Sonic X'te bambaşka bir Knuckles var. Sonic X'teki havalı, zeki ve işe yarayan bir Knuckles'ken Sonic Boom'daki sadece çukur kazabilen, sağ solu belli olmayan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Yayınlanma platformlarından da biraz söz edelim. İkisi de Netflix'te, bu bakımdan bir karşılaştırma yapamadık. Sonic X'in Türk kanallarının hangisinde yayınlandığını bilmiyorum ama Sonic Boom Miniko Go'da yayınlanıyordu. Bu sebeple Sonic Boom Türkiye'de daha ünlü olsa gerek. Eski seride pek fazla mizah yok ama ciddilik var. Bu da daha karanlık bir atmosfer demek. Şahsen ben bunu tercih ediyorum. Çünkü Ben 10 Reboot'u biliyorsunuz, ciddilik sıfır. Ama Ben 10 Reboot'tan farklı olarak bu iki serinin ikisi de güzel. Yani ikisi de izlemeye değer. Arkadaşlar, Eggman çok sinirli görünüyor. Gelip bunu görmelisiniz. Bu paket için tüm gün kötülükler sığınağımda bekliyordu. Bölüm sayısından da bahsetmesek olmaz. Sonic Boom'un 104 bölümü varken Sonic X 78 bölüme sahip. Yani arada ciddi bir fark var. Şunu da eklemeden duramayacağım. Sonic X'in introlarında sürekli farklı bir müzik kullanılmış. Ancak Sonic Boom'da tek bir intro var. Yani müzikler ve soundtrackler konusunda da Sonic X'in çok daha iyi.
Hikaye konusuna da girmesek olmaz. Sonic X'in hikayesi gerçek, yani orijinal hikaye. Ancak Sonic Boom'un ki tıpkı Teen Titans Go gibi öylesine yapılmış. Tabi Tails'ın kız arkadaş bulduğu bölüm hiç fena değildi. Ayrıca Altın Sonic sadece Sonic X'e görülmüştür. Evet, bence çoğu şeyi karşılaştırdık. Çizim ve tasarım konusunda ikisi de iyiydi. Şimdi sıra kendi görüşlerimde. Biliyorsunuz ben eski çizgi filmlere her zaman daha çok saygı duyarım çünkü amaç kar değil kalitedir. Sonic X'in yayınlamaması onun kötü olduğunu göstermiyor. Gerçekçilik ve ciddilik çizgi filmlerde mutlaka olması gereken bir özellik. Eğer bu özellik olmazsa çizgi film çok boş oluyor. Neyse ki iki seride de bu özellik yoktu. Ama Sonic X'e hiç yoktu. Sonic Boom'u da izleyen biri olarak çok fazla boş bölüm olduğunu düşünüyorum. Ama ikisi de ayrı bir tat vermişti. Tails, eğer L rafı ve T rafını karıştırıyorsan bana yardım et. Hadi artık. Alabiliriz. Harika fikir Sonic. Bu yüzden ben liderim. Hadi şimdi bu ucuz mobilyayı 2 dakikada kuralım. Elbette ki sınırlı yeteneklerimizle. Benim seçimim eski ve nostaljik olduğu için Sonic X oldu. Siz de hangisini seçtiğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ha, son bir şey, bu Cream'e ne oldu ya? Sonic Boom'da Styx diye yeni bir karakter olarak karşımıza çıkmıştı. Evet arkadaşlar, bu videoda Sonic X ile Sonic Boom'u karşılaştırdık. Eklemek istediğiniz veya yanlışlık olduğunu düşündüğünüz yerleri yorum atarak belirtebilirsiniz. Kanala ilginç ve güzel içerikler gelmeye devam edecek. Bu sebeple takip için abone olmayı unutmayın. Umarım video keyif vermiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.